Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Allah'ın rahmet ve selameti hepinizin üzerine olsun. Hikayemizde en son Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesinin yaşadığı o yoğun ve dayanılmaz hissiyatı işlemiştik. Çocuğunu Allah'ın verdiği bir ilhamla nehre salan bu anne sabahı zor getirmiş, adeta içi içini yemişti. Her ne kadar Allah'ın vaadine güvense de elinden geldiği kadar fiili duasında eksik etmemesi gerekiyordu. İşte hikayemizin bu bölümünde annenin sabah ilk iş olarak ne yaptığıyla başlayacağız. Ve kâlet li uhtihi kussihi. Annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. Bahsedilen kız kardeş Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ablası. Harika bir kız çocuğu, muhteşem bir karakter. Yaşı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber 8 ila 12 yaşlarında bir çocuk. Kitab-ı Mukaddes'te ismi Miriam, yani bizdeki Meryem olarak geçiyor. Niçin harika bir kız çocuğu diyorum? Çünkü her şeyden önce annesinin tek bir sözüyle harekete geçip ona herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Çok verimli bir anne-kız ilişkisi. Annenin kızına güveni tam ve kızın anneye itaati muhteşem. Kızın annesinin tek bir talimatıyla eksiksiz bir iş yapması bir yana, aynı zamanda annenin herhangi bir ayrıntıya karışmadan, neyi nasıl yapacağı hakkında müdahale etmeden kızını kendi seçenekleriyle baş başa bırakıp ona güvenmesi de başka güzel. Bu tek kelimelik ifadede bir anne kız arasındaki güven ilişkisini ve birbirlerini nasıl anladıklarını görebilirsiniz. Kussihi diyor kızına. Yani kardeşini izle, nereye gittiğini takip et ve başına gelenleri öğrenmeye çalış. Ve ablası harekete geçer. Febbesurat bihi an cunubin ve hum la yeşurun. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Yani nehri takip eder. Bunu yaparken de kesinlikle kafalarda soru işareti yaratacak davranışlara girmez. Sahil boyunca sanki bir şeylerin izini takip ediyormuşçasına değil de yürüyüşe çıkmış yahut dışarıda oynamaya çıkmış bir kız çocuğu gibi yürüye yürüye Firavun'un sarayına kadar ulaşır. 8-10 yaşlarındaki bu kız kimseye sezdirmeden tamamen kendi kararları ve kıvraklığıyla kardeşinin nerede sabahladığını öğreniyor. Ve yine hiç kimseye sezdirmeden kardeşini ve onu nehirden alan insanları uzaktan izlemeye başlıyor. Ancak ve ancak çok zeki ve güzel yetiştirilmiş, sorumluluk alabilen bir kızın yapabileceği bir şey. Bu kadar becerikli olması, ki hikayenin devamı da var birazdan göreceğiz, muhtemelen ailesinin ona küçük yaştan itibaren küçük sorumluluklar vermesi. Burada da aslında çocuk yetiştirmeye dair bazı ipuçları veriliyor. Hani diyelim ki mesela manava gittiniz, sebze alacaksınız. Küçük bir sorumluluk mesela. Bırakın çocuğunuz seçsin, müdahale de etmeyin. Şu sebzeyi al, bu meyveyi alma. O zaman da bir anlamı kalmaz. Yanlış yaparak da öğrenir bir çocuk. Önemli olan o çocuğa ben tek başıma markete gidip evin alışverişini yapabilirim güvenini verebilmek. İşte bakın bu kız çocuğuna annesine hiçbir mazeret getirmiyor. Evet, Musa Aleyhisselam'ın ablası sabah erkenden nehri takip edip saraya ulaşmış. Belki henüz saray ahalisi bile bulmadan önce sepeti fark etmiş ve neler olup biteceğini bekliyordu. Saraydakiler sepeti bulur, onların konuşmalarına şahit olur. Peki bu kızcağız hemen olan biteni annesine haber vermek için geri mi koştu? Hayır. Olayların nereye gideceğini beklemeye koyuldu. Peki birisi mi ona söyledi sarayın etrafında kimseye kendini fark ettirmeden bekle diye? Hayır. Kendisi böyle bir karar verdi. Bir sonraki ayette وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. Biz daha ilk günden itibaren onun süt emziren başka kadınlardan emmesini ona haram kılmıştık. Kur'an'da fark etmişsinizdir. Hikayeler anlatılırken bazen bazı detaylar atlanır. Arada yaşanılan olaylar okuyucunun hayal gücüne ve mantığına bırakılır. Ne olmuştu en son? Asiye validemiz ve Firavun bir çocuğu evlat edinmişlerdi. Aradan diyelim ki yarım saat geçti. Ne olur? Çocuk acıkır. Acıkan çocuk ne yapar? Ağlar. İşte bebek hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştı. Hemen süt annelere haber verildi. Fakat çocuk hiçbir annenin sütünü emmek istemedi. İşte Allah bu ayette diyor ki sana bütün hepsinin sütünü haram kıldık. Peki yeni doğmuş bir çocuk haramı helali nereden bilsin? Neyi içeceğini, neyi içmemesi gerektiğini nereden bilsin? Burada haram kılmaktan maksat başka kadınlardan içmesini önlemek manasında kullanılıyor. Yani senin başka kadınlardan süt içmeni önlemiştik daha ilk günden. Nasıl? Hani hikayenin başında hatırlarsanız Allah demişti Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Yani yeni doğmuş bir çocuğun ağzına bir tat örneği verilerek çocuğun ondan başka sütlerin içmesinin önüne geçilmişti. Bir değil, iki değil, üç değil, kaç tane süt anne getirdilerse bir türlü fayda etmedi. Bu sefer çaresiz durumda kalıp gönlü sıkılan kişi kraliçeydi. Her geçen dakika karşısındaki çocuğun açlıktan daha da perişan hale geldiğini görüp üzülüyordu. Yapılabilecek en mantıklı hamleyi yaptı ve saraydaki kadınları şehre saldı. Yeni doğurmuş anneleri bulup getirmelerini ve bu çocuğu besleyene kadar durmamalarını, pes etmemelerini emretti. Sarayın kadınları telaşlı halde bir bir dışarı koşmaya başladılar ve ayetin devamını okuyoruz. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقالت diye başlıyor. Yani bunun üzerine ablası o kadınlara demiş ki size onun bakımını sizin namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? Şimdi sarayın kadınları saraydan bir bir telaşlı halde çıkıyorlar. Dışarıda kim var? Musa Aleyhisselam'ın ablası Meryem. Oralarda takılıyormuş numarası yapıyor. Bir taraftan kulak kabartmış
kadınlardan dökülecek haberleri bekliyor. Mevzuyu aşağı yukarı anlayınca kadınlardan birisine sokularak diyor ki çok doğal bir şekilde ya aslında ben bir aile duydum diye başlıyor. Bu arada kelime tenvin ile bitiyor. Yani belli belirsiz bir aileden bahsediyormuş gibi konuşuyor. Kendi ailesinden değil de. Ya işte bir aile duydum. Ben aslında çocuklara da çok güzel bakıyorlarmış. Hem de çok iyi davranıyorlarmış. Hani isterseniz sizi oraya götürürüm. Karar verin. Madem ki böyle bir derdiniz var diye müstahni bir tavırla soruyor. Kadın kabul edince de o bahsettiği eve götürüyor. Tabii o yaşta bir kız çocuğu şunu da diyebilir. Biliyor musun? O çocuk benim kardeşim. Eğer annemi getirirsem hemen susar. Diyebilir ama kahramanımız çok zeki. Muhtemelen kadını eve götürürken de aynı şekilde ona uygun bir şekilde davranıyor. Yani ya şu ev miydi ya? Herhalde onun yanındaki evdi. Galiba o evde gidip bir bakalım deyip yani bu şekilde konuşup kendi evine götürüyormuşçasına değil de sanki başka bir eve götürüyormuş gibi o kadını götürüyor ve kadınlar Musa Aleyhisselam'ın annesini alıp saraya getiriyorlar. Şimdi şöyle arkamıza yaslanıp bu kız çocuğu hakkında biraz daha düşünelim. Bu hikayenin şu ana kadarki kahramanı kim? Abla. Niçin? Çünkü Allah'ın bir vaadi vardı ve bunu gerçekleştirmesi sebepler planında bu karakter sahibi ve kıvrak zekalı ablanın vesilesiyle oldu. Yani Allah kendi vaadini gerçekleştirmesi için 8-10 yaşlarındaki bir kız çocuğunu seçti. Bir çocuk yetiştirmek ne kadar önemli olabilir ki demeyin. Bakın burada çok güzel yetiştirilmiş karakter sahibi bir kız 40 yıl sonra zalim bir krallığın yerle bir olmasına sebep oluyor. Biz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesini Meryem annemiz olarak biliriz. Ama tarihte tek bir Meryem yoktur. İşte ikincisi de Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın ablası olan bu kadındır. Tabii ben kitabın mukaddesin verdiği bilgilere göre konuşuyorum. Onun dışında kesin bir bilgimiz yok bu isim konusunda. Şimdi hatırlarsanız Meryem annemiz çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan sonra utancından perişan oluyor. Ve insanlar onu ayıplıyorlar. İşte kavminin orada söylediği bir söz var. Ya uhde Harun diye başlıyorlar. Ey Harun'un kız kardeşi. Hani senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi. Niye bunu yaptın, bunu nasıl yaparsın tarzında onu Tanu teşni ediyorlar. Orada Hazreti Meryem'e Harun'un kız kardeşi derken bakarsanız meallerde ve açıklamalarda bunun iki sebebi üzerinde durmuşlar. Birisi Hazreti Meryem'in anne ve babasıyla beraber kardeşleri de çok iffetliydi ve kardeşlerinden birisinin ismi Harun'du. Yani gerçek abisinin ismi Harun'du. O yüzden onu ayıplarken öyle diyorlar. Yani yakışır mı böyle bir abinin kardeşi olarak yaptığın bu şey? Diğer bir tevcih de daha çok Arapça kurallarıyla ilgili teknik bir konu. Fakat çoğu alimin fikri bu yönde. Yani orada Meryem annemiz bağlı olduğu kavmin atasına Harun Aleyhisselam'a nispet ediyorlar, ona bağlıyorlar. Ki hatırlarsanız Efendimiz de Safiye validemize senin baban Harun, amcan Musa tarzında bir şeyler söylemişti. İşte öyle bir nispet. Fakat bir diğer taraftan şunu da düşünmeden kendimi alamıyorum. Hazreti Meryem'in kavmi Hazreti Meryem'e Harun'un kız kardeşi diye hitap ederken şunu kastetmiş olamaz mı? Yani sen öyle bir isme sahipsin ki Harun'un kız kardeşi ve annelerinin Musa'ya tekrar kavuşmasının sebebi olan iffetiyle ve karakteriyle peygamberlere yakışır bir ablanın ismini taşıyorsun. Nasıl böyle bir iş yaparsın diyorlar. Bu şaz yorumu da bir kenara bırakıp bir sonraki ayete geçiyorum. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Böylelikle biz onu gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. Evet, henüz bir gün geçmiş, anne Allah'ın vaat ettiği şeye ulaşmış. Çocuğu nehre bırakırken bir garantisi yoktu. Gece sabahlarken de bir garantisi yoktu. Kızını peşinden gönderirken de bir garantisi yoktu. Ama Allah'ın vaadine güveni tamdı. Arkadaşlar hepimiz plan yaparız. Eğitimimizle ilgili planlar yaparız. Kuracağımız yuva ile ilgili planlar yaparız. İşimiz ve profesyonel hayatımızla ilgili planlar yaparız. Ve isteriz ki her şey o plan dahilinde gitsin. Hiçbir şekilde planlarımız bozulmasın. Planımız akim kalmasın. Yani mesela uzun zamandır para biriktirip gitmek istediğiniz ülkeler vardır. Gezmek istersiniz. Fakat uçağı kaçırırsınız. Veya evlenmek istiyorsunuzdur. Bir pandemik olur, işinizi kaybedersiniz, evlenemezsiniz. Yani aslında elimizde olmayan sebeplerle planlarımız bozulabilir. Şimdi benim bu hikayeden anladığım, şu olaydan anladığım derslerden birisi şu. Eğer elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı planlarımız bozulursa kesinlikle ve kesinlikle ümitsizliğe kapılmamamız gerekiyor. Melankolik tavırlar göstermememiz gerekiyor. Pes etmememiz gerekiyor. Dualarımızı eksik etmememiz gerekiyor. Her zaman gayrete devam etmemiz ve Allah'tan ümidimizi kesmememiz gerekiyor. İnşallah Rabbimiz bizim için düşünmüştür daha güzel bir akıbet deyip ümidimizi yitirmeyelim. Yani demek istediğim şey şu. Yeni doğurduğunuz çocuğunuzu ölüm korkusuyla nehre bıraksanız bile, o çocuk Firavun sarayına gitse bile, o saraydan içeri adım atmak imkansız olsa bile Allah'ta öyle bir kudret vardır ki sizi çocuğunuzla tekrar buluşturur, hem çocuğunuzun bütün sponsorluğunu başkasına yükler, hem şehrin en lüks ve güvenli binasında sizin ve çocuğunuzun yaşamasını sağlar, hem sizi dışarıda işçi olarak çalıştırmaktansa daha rahat bir çalışma imkanı sunar.
Asıl olan ne kadar gayret edip Allah'a ne kadar güvendiğimizdir. Ki ayet şöyle bitiyor. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler diyor Elmalılı. Ama burada şu mana da var. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler derken yani Allah'ın vaadinin nasıl gerçekleşeceğini insanların birçoğu bilemez. Onlar acele ederler. Bu sırlı sistemin nasıl çalıştığını, Allah'ın yoktan nasıl var edebileceğini, sebepleri yaratmanın da onun elinde olduğunu anlamazlar. O yüzden hemen ümitsizliğe kapılırlar. Acele kararlar verip ön yargılarını aşamazlar. Bir sonraki ayette anlıyoruz ki hikayede fast forward yapılmış, aradan yıllar geçmiş ve bebek artık büyümüş, genç bir delikanlı olmuş ve farklı mecralara yelken açmak üzere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.